Emirda layıkası 1. 8. Dahiliye vekili Helmi Uran Bey'e merhum Salih Yeşil tarafından yazılan mektubun sureti. Yazıları yanlış telakki ve tefsirlere uğratılmakla senelerden beri çember içinde yaşatılan ve safi samimi bir insan ve Müslümanlıktan başka hiçbir maksada bulunmayan Bediüzzaman Molla Said, Nam Masum'un ya bulunduğu yerde veya Ankara'ya nakil ile Orada hayat ve huzurunun muhafazası için sırf insaniyet namına yazılmış olan bu mahrem ricanameyi bizzat okumak nezaketinde bulunur ve genç zamanında yaptığı unutulan hizmetlerine mükafeten ihtiyar halinde bu adamı serbest bir ölüm hayatına kavuşturmak lütfunu diri buyurursanız zatı kerem kara Kerem karlarına en büyük hürmetlerimi sunar minnettar oluruz. Molla Said kimdir? El-An Afyon'un Emirdağ kazasında ikamete memur olan Nolla Said doğumundan itibaren Türk kardeşler arasında yaşamış Türk seciyesiyle perverdel olmuş. Umumi Harpte Kafkas'ın karlı dağlarında kahraman askerlerimiz arasında gönüllü alay kumandanı olarak mücahede ve irşat için dolaşıp büyük bir harp madalyası almış, Sarıkamış taarruzunda Bitlis'in sukutunda yaralı olduğu halde esir olup senelerce Rus garnizonlarında çile çekmiş, firar edip İstanbul'a gelerek ilmi kudretine binaen darül Hikmetül İslami azalında bulunmuş Kuvay Milliye ihdasında halkı mücahideye teşvik etmiş Büyük Türk Millet Büyük Millet Meclisi'nin ilk senesinde Ankara'ya gelerek Hacı Bayram Misafirhanesi'nde birçok mütereddit kimselere vatanın müdafası lüzumunu anlatmak hizmetinde bulunmuş olan bu hakiki vatanperver insanın evvelce ibadete, imana, itikada mütelik yazdığı ve yazma yaza gelmekte olduğu eserleri dinmediğin dindarları sevmeyen bazı kimselerin hususuyla dahili vekalete bulunmuş olan menfaat feres şükrü kayanın mezhep ve rejimine uygun gelmemekle asılsız isnat ve uydurma raporlarla bu zavallı adam 20 küsür seneden beri hapis ve nefi cezalarıyla perişan edilmiş ve iki sene evvel evvelisi Yine o yazıları bahanesiyle Kastamonu'daki çilehanesinden kollarına kelepçe vurularak kendisine selam vermiş olan 60, 66 adamla Denizli cezaevine sevk ve 11 ay kadar hapsedildikten sonra muzır telakki edilen o eserleri evvela İstanbul müftülüğünde bir heyet tarafından bilahere Ankara'da Diyanet Riyaseti ve Dil Tarih Enstitüsü azalarından mürekkep bir komisyon marifetiyle aylarca tetkik olunduktan Sonra bu eserlerin hiçbirisinde devletin siyasetini ve asayişini rencide edebilecek en ufacık bir şey görülmemekle Molla Said ve Nuh ve eserlerini okuyanlar mahkeme kararıyla serbest bırakılmış ve Denizli'de oturmasına müsaade olunmuş iken ma bir ihtiyar adam e, az zaman sonra Denizli'den Afyon'a ve oradan da Emir dağı kazasına tebid ve herhangi bir Türk kardeşiyle dahi temastan men edilmiş. Sayın Beyim, Cumhuriyet serbest tiyetinden, teşkilat esaslı kanunun hürriyetinden mahrum kalan bu zavallı ihtiyar adam, her suretle himaye layık bakılmaya muhtaç, akraba ve taallukatı olmayıp sırf bir İslam hükümetin himayesinde, sırf bir İslam hükümetin himayesine muhtaç bir İslam mütefekkiridir. Şair-i meşhur Akif Bey, merhumun rivayetine nazaran Mısır'ın en maruf ulemasından olan ve garbın müteaddit lisan ve felsefesine aşina bulunan Üstad-ı Azam Abdülaziz Çavuş'un Abdülaziz Çaviş'in 20 küsür sene evvelsi El Ehram ceridesindeki Said hakkında yazdığı Fatinül Asır başlıklı makalesini okuyan ve kendisiyle bizzat görüşen ilim adamları bu zatın fıtraten ilmi kudretini ve ilahi mesleğini takdir edebilirler. Sayın Beyim, Kürtlük sözüyle türlü hakarete hedef olan Molla Said, seciyeten takdire şayan bir Türk aşığı ve İslamiyet hadimidir. Evet, her biri yüze mukabil binler Türk gençleri, masumları, ihtiyarları Risale-i Nur'a şakirt olmalarından bu acip asırlı Türk milletinin devlet-i Abbasi'nin kırazından İslam yardımına koşmaları gibi bu şakirtler dahi aynen koştular değil. Yalnız Said belki bütün ehli hakikat tahsil eder Türkiye dost olur. Bundan memleketimiz içtimaen zarar değil, memleketimiz içtimaen zarar. Ee, zarar değil, manen fayda görecektir. Ben namus ve şerefin namına şehadet ederim ki Molla Said katiyen temiz bir adamdır. Onun için onun için sizin gibi milletin e, dahilen idare ve mukadderatına el koyan dirayetli zatlardan insaniyet namına temenniyatım şudur. Yanlış anlayışlı jurnalcilerin sözleriyle hürriyet nimetinden saf hava teneffüsünden herhangi bir Türk kardeşiyle görüşmeden mahrum kalan bu adamı hükümetin adaleti makamınızın ehemmiyeti namına ve adil ve ihsan kaziyesine tevfikan olsun bu adam hakkında dahi adalet ve kendisiyle de hiç olmazsa bir defa olsun hüsnü görüştükten sonra onun hakkında ipka veya ifna kararını vermek lütfunda bulunursanız Elbette ehemmiyetli vazifenizi kanun dairesinde ifa etmiş olacağınızdan dolayı tarihçey hayatınıza takdire değer bir fasıl e, derç buyurmuş adalet perverliğinizi halka ve acizleri gibi bacağı kesilmiş halka ve acizleri gibi bacağı kesilmiş köşede kalmış hür fikirli ve vakayi nüvislere duyurmuş olursunuz efendim milliyetini memleketini candan seven e, teninde kanında Kürtlük, Arnavutluk, Boşnaklık kanı kokusu olmayan Erzurum'un eski milletvekillerinden bacağı kesik Yeşiloğlu Mehmet Salih, muhterem din kardeşim. 40 gündür yatakta sizinle meşgulüm hayal ve mesmuuma nazaran huzurunuzun muhtel olduğuna zahibim. El mu'minu belaviyun tahminen el mu'minu belaviyun tahminen 10 gün kadar evvelsi sokaklarda halis afyon tereyağım var diyen birisini pencereden yanıma çağırıp biraz yağ aldım. Maksadım sizi sormakta afyondan Emirdağ kazasına sürüldüğünüzü, ahalinizin sizinle görüşmesinin yasak olduğunu duyunca... Çok müteessir oldum muhterem din kardeşim. Bu mektubu size yazan 31 sene evvel sizinle Erzurum'un Esat Paşa Medresesinde umumi hâkte Kafkas'ın karlı dağlarında ve 24 sene evvel de mevzusum Hengam'da Van valisi Haydar Bey dostunuzla Millet Meclisi salonunda görüşen er Erzurum'un Esbak mevzularından Yeşil oğlu Mehmet Salih'tir Mehmet Salih rahmetullahi aleyh. <laughs> Yeşil Salih'e yazılan mektuptur mektuptur. Aziz kardeşim Hasan Efendi sen benim tarafımdan kıymetli kardeşimiz Salih Efendi'ye yaz ki ben ölünceye kadar onun bu insaniyetini unutmayacağım ve ona Çok minnettarım ve çok selam ve dua ederim. Fakat ben her sıkıntıya karşı tahammüle karar vermişim. Hem ben iyiliği o reislerden beklemiyorum Said Nursi. Bana gönderdiğiniz Asay Musa'dan bir nüsha ciltsiz, yalnız sarı kağıt cilt olmuş Hüsrev'in yazısına bir parça benzer fakat üstünde Mustafa ismi var. O kimdir? Hangi Mustafa'dır? Hem Nüsa'nın üstünde 13 yaşında Hatice Ahmet'in kızı yazılmış. Bu Ahmet hangi Ahmet'tir? Hem ona hem kızına bin barek Allah. Bu yaşta bu koca kitabı hem dikkatli, tevafuklu hem güzel, sıhhatli yazmak masumların tayfesinin bir kahramanlığıdır. Kim görüyor? Maşallah. Der buradaki mektep görmüş hanımlarda bir şey uyandıracak. Nazif kardeşimizin mektubu <laughs> ehemmiyetlidir. Hakikaten Amerika'da siyasete alet değil belki dini din için mutasıbane iltizam edenler çok vardı. İnşallah azay Musayi alan o dindarlardandır. Keçeli Salahettin tam bir Abdurrahman'dır. Kahramanlıkta babasından geri kalmak istemiyor. Bizi de ara sıra adetimize muhalif olarak dünyaya baktırıyor. Eğer o Amerikalı ehemmiyetli alim bütün Risale-i Nur istese ve neşrine söz verse sizin meşveretinizle bir mükemmel takım ona vereceğiz. Nazif'in mektubuyla beraber bir mütekayit efendinin vesveseye dair bir suali var. Eğer o adamın ciddi olarak nurlara alakası Nurlara alakası varsa böyle suallere hiç ihtiyacı olmaz. Hikmetül İstiaze lemasını ve 29. sözün melaike ve ruhanilerin vücutlarına dair kısmını okusun. Onun manasız ve e, yüz yerde cevabı bulunan vesvesesi ise zındık maddi şimdilik dehşetli vaziyetinden fırsat bulup bir aşılamalarıdır ki o adam ondan müteessir olmuş, o suali sormuş, ona selam eder misale Nur. Onun her müşkülünü halledebilir, halisane, teslim, ona çalışsın, onu dinlesin. Medrese-i Nuriye'nin eski ve yeni kahramanlarından Marangoz Ahmet'in mektubu 3-4 cihetten beni mesrur ve minnettar eyledi o medresenin baş talebesi namını verdiği Ahmet ise hem şehit Hafız Ali'nin vazifesini yaptığını hem Süleyman gibi kıymetli kardeşiyle ve küçük kerimesiyle üç tane Asay Musa'yı yazmaları ve mübarek Hasan dayının kafidi olması beni meraktan kurtardı. Hem çok memnun eyledi. Cenab-ı Hak ona şifa ve onlara muvaffakiyet ve saadet versin. Amin. Amin. Merhum Hafız Mehmet'in iki kardeşi o merhumun vazifesini yapmaları ve Mustafa'nın yazısı Hüsrev'in tatlı Pff, hattına mutabık gelmesi benim nazarımda yeniden iki hafız Mehmet'i bulmuş kadar memnun oldum. Kahraman Marangoz'un gayretiyle Kahraman Marangoz'un gayretiyle Gökdereli Hatip Risale-i üç oğluyla beraber talep olup yazmaya başlamalarıyla hem onları hem Marangoz'u hem köylerini tebrik ederiz ve Marangoz'un onlara söylediği manzumesini layıkaya geçirdik. Ata Beyli Alil Kötürüm Ali Osman'ın yazdığı uzun mektubu ve Asay Musa Risalesi ve Nurların Neşrinde cidden tesirli çalışması ve Hizmet-i Nuriye'de çok çalışkan Çilingir Ali ile ve dayısı Hasan'ın ona yardım etmesi ve mübarek hülyaları ve tevafukları bizleri ferahlandırdı. Eğridir kasabasını bana ziyade sevdirdi. Cenab-ı Erhamurrahim'in onlardan razı olsun. Bir derece mahremdir. Geçen kışta bana karşı kasların inayeti ilahiye ile ve duanızın yardımıyla gelen sabır ve tahammülüm neticesinde akim kaldı. Kalan planı pek geniş bir tarzda olduğuna delil ise bu yakında reisi Cumhur Afyon'da demiş, bu vilayette din cihetinde bir karşılık, bir karışıklık çıkacağını zannederdik. Karışıklık demek gizli komite beni sıkıştırmakla bir hadise çıkarmak istiyordular. Bir Eşnevi müdahalesi hesabına ve Müslümanlar ve vatan zararına bütün bütün kanunsuz ve keyfi bir tarzda damarıma şiddetle dokunan ihanetler ve sıkıntılarla tazipleri onlara dünyada tam zarar, ahirette cehennem ve sakar ve bize dünyada mükemmel sevap ve zafer ve ahirette inşallah cennet ve abu kevseri kazandırır demek bu gizli planı heyeti vekile ve reis, reis hissetmişler ki buralarda umum memurlar hatta vali ve kaymakam zabıta benimle görüşmekten kaçıyor ve ürküyordular. Ben de hayret ederdim fakat elimizde yalnız nur bulunduğunu ve siyaset topuzu bulunmadığını zerre kadar aklı bulunanlar anladılar. Gariptir ki en ziyade lehime çalışması lazım olan bazı vazifedarlar aleyhimde istimal ve istihdam edildi. Nurcular çok ihtiyat ve dikkat ve temkinli bulunmaları lazımdır çünkü... Manevi fırtınalar var, bazı desas münafıklar her tarafa sokulurlar, istibdadı mutlaka dinsizcesine taraftar ...ken, hürriyet fırkasına girer ta onları bozsun ve esrarlarını bilsin, ifşa etsin. Hem Salahaddin'in Asayi Musa'yı e, Amerikalı'ya vermesi münasebetiyle deriz. Misyonerler ve Hristiyan ruhanileri hem nurcular çok dikkat etmeleri elzemdir. Çünkü herhalde şimal cereyanı İslam ve İsevi dininin hücumuna karşı kendini müdafaa etmek fikriyle İslam ve misyonerlerin ittifaklarını bozmaya çalışacak tabakayı avama, müsaadekar ve vücubu zekat ve hürmet-i riba ile burjuvaları avamın yardımı dairet etmesi ve zulümden çekmesi cihetinde Müslümanları aldatıp onlara bir imtiyaz verip bir kısmını kendi tarafına çekebilir. Her ne ise bu defa sizin hatırınız için kaydemi bozdum, dünyaya baktım. Said Nursi, Aziz Sıddık kardeşlerim çok ehemmiyetli mektuplarınıza bir tek muhtasar cevaba mecburiyetim var. Evvela sualleri çok nurlu, hakikatlerin zuhuruna vesile olan refetin hem masumlara Kur'an ve nurları ders vermesi, hem kendisi nur lemalarıyla meşgul olması, hem tasih Hatta bana ve hüsre ve yardım etmesi hem İstanbul'da Asay Musa'nın insaflı alimlerin ellerine geçmesine çalışması çok şayanı tak e, tebriktir ve yeni sualine şimdi cevap verilmez daha zamanı gelmemiş kahraman Burhan'ın serbest fırkasının reisine verdiği cevap güzeldir. Evet nurcular siyasetle alakaları e, olmaz. Evet nurcular siyasetle alakaları olmaz. Yalnız iman hakikatleriyle bütün hayatları bağlıdır. Şimdiye kadar gizli komiteden siyaseti dinsizliğe ve zındıkaya alet edenler istibdadı mutlakla nurcuları ezdiler. İnşallah bir sebep çıkar, o istedadı kıracak, masum ve mazlum nurcuları kurtaracak. E, demokrat çıktı, bir derece kırdı. Fakat çok dikkat ve ihtiyat lazımdır Risale-i Nur. Dünyada her cereyanın fevkinde bulunması ve umumun malı olması cihetiyle bir tarafa tabi ve dahil olmaz. Belki mütecaviz dinsizlere karşı haklı tarafa yardımcı olur ve dost olur ve ihtiyat kuvveti hükmünde onlara bir nokta istinat olur. Fakat siyaset hesabına değil belki nurların intişarı ve maslahatı hesabına bazı kardeşler nurlar namına değil belki ...kendi şahısları namına girebilir. Hususan mübarek Isparta'nın şimdiye kadar... Nurlar Medresesi olması ve muarızların dahi... ...ona çok e, ilişmemesi... ...noktasında, dahilde taraf girane... ...dahilde taraf girane... ...vaziyet almamak... mortalizlerin nedametine ve hakikate... ...dönmelerine bir vesile olabilir. Siz daha iyi bilirsiniz. Salahaddin'in mektubu birkaç cihette ehemmiyetlidir. Amerika alimleri elbette... ...Asai Musa Risalesi'ne layıkat kalmayacaklar. Eğer dini, din için seven... E, ...kısmının... E, eğer dini, din için seven kısmının ellerine geçse fütuhat yapar yoksa bazı elaniyetli hocalarımız gibi kıskançlık damarıyla neşrine ve tervicine çalışmaları meşküktür. Her ne ise inayet ilahiyeye havaledir aziz sıddık kardeşlerim. Evvela. <laughs> evvela Tahiri'nin İstanbul'a gitmesi inşallah hayırdır ve Hüsrev'in pek çok vazifelerini tamamen yapması kanaatim geldi ki Barla'da bulunduğum zaman bütün yazanların tasihatını ve telif ve hizmetini yapmamda tahakkuk eden büyük inayet ve harika muvaffakiyet aynen Hüsrev'de yardımcılarında dahi numunesi var. Saniyen Tahiri'nin Denizli'de hapsinde unutulmaz halisane hizmeti ile ve nurlara sarsılmaz sadakat ile ve yanılmaz zekaveti ile ve çekilmez bahadırlığıyla daire-i nurda ehemmiyetli makamı için bütün bu defa Daki mektubunu lahikaya geçirdik. Başta Nur'un şakirtlerinden validesi Zübeyde olarak e, akrabasına ve rüfekasına selam ederim. Cenab-ı Hak onlardan ebeden razı olsun. Amin. Salisen nesli Kureyşilerden Ahmet Kureyşi muhterem pederiyle ve ammizadesi Ahmet ile Nur'ların has naşir ve talebelerinden olması. O havali şakirtlerinin namına Nur'lar hakkında güzel manzum fıkraları lahikaya girdi. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin. Amin. Rabian Eğridir kasabasında isimlerini yazmadığım gayet ehemmiyetli kardeşlerimiz var. Onlara e, Mehmet e, Sabri gibi büyük santrale isnaden ve Sabri'nin yazısına benzettiğim dikkatli ve güzel ifadeli bir mektubu çalışkan ve ciddi kardeşlerimizden Çilegir Ali'den aldım. Onun arzusuyla aynını layıkaya geçirdik. O da ve onu çalıştırana maşallah ve vaffak deriz. Aziz Sıddık, Ali Cenab, eski ve yeni kardeş Yeşil Salih Benden sergüzeşti, benden sergüzeş hayatıma ait sorduğun maddelere gayet kısa ve mücmel işaret edilecek. Bir zaman sonra inşallah başkalar izahla cevap verecekler. Fakat tarihe geçmek ve bu asır alimlerin içinde kendi adi şahsımı neslatiye göstermek, bildirmek ne isterim ve ne de liyakatim var. Cenab-ı Hakk'a şükür, şükür ederim ki beni bana beğendirmemiş, dehşetli kusurlarım bana göstermiş. Hem insanlara kendini bildirmek bir şöhret perestlik olmasından bir enaniyet, bir hotfuruşluk, bir riyakarlık ihtimali var. Bu ise bizim gibilere tam zarardır. Hem ben madem bu asırda maddeten ve manen münferit yaşamaya ve hayat-i çekilmeye mecbur olmuşum. Elbette hakkım yoktur ki hayat-i içtimaiye hayat-ı içtimaiyeyi geçirenler içinde tarihe binip istikbaldekilere görüneyim. Yalnız bu cihet var ki Risale-i Nur bu vatana ve bu millete pek büyük menfaati mahkemelerin ve ehli vukufların müttefikat kararlarıyla tahakkuk etmiş bu nazarı bu noktayı nazarda benim ehemmiyetsiz, biçare, perişan, çok kusurlu şahsiyetim değil. Belki yalnız Kur'an'ın malı ve meali olan Risale-i Nur namına sizin suallerinize cevap için ben işaretler ederim. Sonra da Risale-i Nur ve şaketleri izah cevap versinler. Evvela 30 sene evvelki hayatının tarihçesini merhum Abdurrahman yazmış, tab edilmiş. Saniyen Risale-i Nur'un zuhur zamanının bir nevi tarihçesi Eskişehir Hapsi'nin müdafaa namesiyle 27. ile olmuş ve Denizli Hapsi'ndeki müdafaa risaleleriyle 11. ve 12. şu'a ihtiyarlar lem'ası ve ayeti, e, hasbiye risalesi ve 16. mektupla hücumat-ı sitte ve işaret-i selase ve işaret-i sebaa risaleleri gibi nur eczaları suallerinize tafsilen cevap vermek için mahkeme bana iade ettiği ve şimdi elimde bulunmayan risaleler bir zaman elinize Geçe bir zaman elinize gelecek. İnşallah sizi hiç unutmayacağım. Bu halimde bu alakadarlığınız benim çok ağır sıkıntılarımı hafifleştirdi. Allah senden razı olsun. Amin. Aziz Sıddık Kardeşlerim bir biçare vesveseli ve hassas ve dinsizlerle görüşen bir adam meşhur, dua nebevi olan cevşen ülke bir hakkında ve akıl haricindeki sevaf ve faziletine dair bir hadisi görmüş, şüpheye düşmüş demiş, Ravi Ehli Beyt'in imamlarındandır. Halbuki hadsiz bir mübalağa görünüyor. Mesela içinde der bu dua ya Kur'an kadar sevap verilir. Hem göklerdeki büyük melakeler o dua sahibini gördükçe kürsülerinden inip ona pek büyük bir tevazu ile hürmet ederler. Bu ise aklın ve mantığın mıkyaslarına gelmez diye Risale-i Nur'dan imdat istedi. Ben de Kur'an'dan ve Cevşen'den ve Nur'lardan gayet kat'i ve tam akıl ve hikmete mutabık bir, mutabık bir cevap verdim. Size gayet kısa bir icmalini beyan ediyorum. Şöyle ki ona dedim evvela 24. sözün 3. dalında 10 adet usul var böyle şüpheleri esasıyla keser izale eder. Ona bak cevabını al saniyen her gün bütün ümmet kadar hasenat ona işlenen ve bütün ümmetin saadetlerine yardım eden ve İsmi Azam'ın mazharı ve kainatın çekirdek aslisi hem en mükemmel ve cami meyvesi olan Zat Ahmet ve selam o duanın kendi hakkında o azim mertebesini görmüş, ona haber veren Cebrail Aleyhisselam'dan işitmiş, başkalarını kendine kıyas etmiş veya edilmiş. Demek o pek fevkalade ve acip sevap Zat-ı Ahmet'in Aleyhisselatü Vesselam velayet kübrasından ona gelmiş. Külli, umumi değil belki o duanın mahiyetinde böyle harika, böyle harika, böyle harika bir kıymet var ve ismi azam olan zatın tebaiyetiyle başkalara dahi o sevap mümkündür. Fakat gayet ehemmiyetli şartları var. Yalnız okumak kafi gelmez. Yoksa müvazene-i ahkamı bozar, farzlara ilişir. Salisen o dua nasıl ki Zat-ı Ahmediye'ye baktığı vakit mübaladan münezzeh ve aynı hakikat oluyor. Öyle de o duadaki yüzer Esma Hüsna'nın hakikatlerine baktığı zaman değil mübala belki onların nihayetsiz tecellilerinden gelmesi mümkün ve gelebilen feyizlerin nihayetsizliğini göstermek için pek az bir kısmını muhbir-i sadık aleyhisselatü vesselam haber vermiş ve teşvik için müphem ve mutlak bırakmış. Yoksa mürur zamanla o kaziye mümküne ve mutlaka bil fiil vaki ve kulliye telakki edilmiş Rabian 26. lema-i 20, 20. 20. Lemay İhlas'ta bir adama 500 senelik bir genişlikte bir cennet verilmesine dair olan bir haşiye var. Ona da bak gör ki <laughs> o koca cennetin verilmesi bilmediğimiz tarzda bir malikiyet değil. Belki insan nasıl hususi hanesine çok cihetlerle maliktir, sahiptir. Öyle de zemin yüzündeki şeylere çok duygularıyla bir nevi maliktir, tasarruf ve istifade edebilir. Hem koca dünyayı... <laughs> benim hanemdir bana vermiş ve güneş lambamdır diyebilir. Demek bazı fevkal had, harika ve akıl haricindeki bir kısım sevaplar bu meskür hakikate bakar. Hem İslamiyet'te her sevabın her fazileti amalin en evvel masarı ve bizlerin bir duada bir zerre sevabımızda o duada bir daha kadar sevap ve feyzi kazanan zat ahmeli asat ve selam hususi virtler ve dualar ve şeriat ve risalet cihetiyle değil belki vel velayeti ahmediye noktasında ve umumi olmayan derslerinde kendine verilen en yüksek mertebeyi beyan eder kendine tam tebaiyet eden has varislerini o noktalara teşvik eder. Vel ilmu la ya'lemul gaybe illallah dedim. O vesvese edip şüphelere düşen adam lillahil hamd kurtuldu. Tam kanaati geldi. Belki sizin bazılarınıza e, faydası var diye size de gönderdim. Umumunuza binler selam. Bu fıkra bir derece mahremdir. Yalnız hastalara mahsustur. Aziz Sıddık kardeşlerim çok defa hatırıma geliyordu ki neden herkesten ziyade medreseden çıkanlar Risale-i Nur'a sarılmaları iken en ziyade çekinen onlardan resmi vazifeyi alanlardır. Şimdi birden hatıra gelen cevabın biraz kısmını beyan etmek lazım geldi. Evvela gizli münafıklar aleyhimizde büyük makamlarda olanların bir kısmını istimal ederek resmi bir tarzda şiddetli propaganda etmelerinden bütün resmi memurlar ürkmeye ve çekinmeye mecbur olmuşlar. Onlar içinde dahi enaniyetli ve evhamlı ve bidiaları kabul eden hocalar daha ziyade çekinmeye başlamışlar. Kendilerine bir özür bir bahane aramışlar. Risale-i Nur'dan İşarat-ı Seba'nın bir de acılara şiddetli tokadı ve 8. ve 18. lem'ada İmam Ali'nin anh Ercuze'de ulema lem'a üssü hakkında dehşetli tokadı ve bid'alara bir derece ve bir cihette müsait olan ve Vehhabilik mezhebini perde altında kabul edenler 28. mektubun Vehhabiler hakkındaki meselelerinin tokadı ve Kur'an tercümesini yapan ve Kur'an yerinde tercümesini okumasına cevaz gösterenlere Risale-i Nur'un şiddetli tokatları ve derdi maişet zarureti ve mevki içtimaide haysiyetini düşünmeleri sebebiyle hocalar hatta İstanbul'un eskide dost hocaları kaçmaya ve az bir kısmı tenkide başlamaya hatta Ahli Beyt hatta Ali Beyt ve İmam Ali'ye davetleri bulunan müfrit e, ve habilik hesabına Risale-i Nur'un Ali Beyt ve İmam Ali'nin bir manevi hediyesi ve eseri olmasından itiraz etmeye başlamışlar. Fakat biz İstanbul alimlerinden kızmıyoruz. Belki bir cihette memnunuz. Çünkü başkaları nispeten ilişmiyorlar. Hem merhum Fetva Emin Ali Rıza ve merhum Ahmet Şirani ve merhum Şevket Efendi ve merhum Mehmet Akif gibi insaflı Risale-i Nur'u fevkalade takdir ve tahsil eden o muhterem ve merhum zatların hatırı için biz İstanbul hocalarına dostuz. onlardan gücenmeyiz. İnşallah bir zaman 20. Lemay İhlas kendini onlara okutturacak. O eski dostları da yeni dostlar yapacak. Kardeşlerim herkes sizin gibi sebatkar olamaz. Perde altında nurcuların kuvve-i dividend kırmak için bazı hocalar vasıta oluyorlar. Aldanmayınız ve sarsılmayınız ve onlarla münakaşa etmeyiniz. Mümkün oldukça dostane muamele ediniz. Biz onlarla biz onlarla kardeşiz. Biz onlarla kardeşiz deyiniz ve bu pusuladaki noktaları unutmayınız. Ta sizi aldatmasınlar. Hüsrev'in himmetiyle daireye giren ve nurun yeni şakitlerinden bana mektup yazan Hatice ve Rabia haslar içinde kabul edildiler ve çok alakadar olduğum varla da hararetle Bahri ve evladı ve Eyüp ve Ali ve Mehmet ve Süleymanların gayretiyle nurlar dair dersine çalışmaları beni sevinçle ağlattırdı. ve bütün <laughs> barla halkına Hususan Süleymanlar ve Bahri ve Mehmetler ve Mustafalar eski zamanda nurlara kıymettar hizmet eden Şamlı Tevfik, Hafız Tevfik ve Mübarek Hafız Hafız Halit ve İmam Hakkı Efendi ve Muhacir Hafız Ahmet ve Evladı ve Ahfadı Ahfadı ve Şem'i ve bana çok hizmet eden Abdullah Çavuş ve oradaki komşularıma ricalen ve Nisa en binler selam ve dua ederim ve mübarek aylarda dualarını isterim. Bahri ve evlatları 3 Asay Musa yazdıklarını şimdi haber aldım. Muhacir Hafız Ahmet ile Barla'da kardeşlerimizin hesabına hem Kazım'ın hem Berber Mehmet'in ciddi halisane mektupları layıkaya girmeye hak kazandılar ve Bahri'nin güzel manzumesi küçük bir medrese-i Nuriye hesabına tam girebilir. Medar hayret bir latif inayettir ki Büyük Mustafa'yı razıyallahu anh Büyük Mustafa'yı rahmetullahi aleyh aynen merhum Abdurrahman gibi hem sadakatiyle hem kalemiyle hem iktidarıyla nurlara hizmet edeceğini kalbime ihtar edilmesiyle o zamanda da Abdurrahman'ın vefatını unutmaya çalıştım. Hakikaten küçük Ali o hatıra'yı, i gaybiyeyi kalem cihetinde dahi tam tamına tasdik ettirdi. Kardeşinin kalemini kendisi aldı sarı bıçağı elmas e, kılıncı Yaptı Demek O Zaman Onu Da Mübarek Mustafa'nın Ruhunda Hissetmiştim Hem Macir Hafız Ahmedi Hem Bana Hem Nurlara Alaka Ve Sadakat Noktasında Nurların Birinci e, Talebesi Ve Fedakar Bir Naşeri Kalben Hissetmiştim Halbuki Kalemle e, hizmete muvaffak olamadı. Çok defa o gaybi hissimi tahattur ederdim. Sonra birden hem oğlu Kazım hem damadı Bahri hem diğer damadı beraber Mehmet ondan his ve ümit ettiğim metinane hizmeti fevkalade bir alaka ve sadakatle tam tamına yerine getirmeye çalışmaya başladılar. Hatta hafideleri dahi masum şakirtler içine girmişler. Umuma selam Said Nursi. Bismihi subhanahu ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu aziz sıddık bahtiyar vefakar faal sebatkar kardeşlerim evvela tekraren hem sizin recebi şerifinizi ve leyle-i regaibinizi tebrik hem safran bolulu kardeşlerimizin tebriklerine mukabel eten şuhur selaselerini ve dört leyali mübarekelerini ve nurlarla gayet ciddi alakalarını tebrik ederiz ve oranın <laughs> şakirtleri namına yazılan tebrikname mektubunda benim pek çok kusurlu şahsıma verdikleri ünvanları ve senaları Halil İbrahim'in bazı mektupları gibi ta'dil ile Risale-i Nur'a çevirip lahikaya girmesini istedim. Fakat şahsım pek sarih bir tarzda mevzu yapıldığı için yakıştıramadım. Şimdilik geri kaldı kardeşlerim katiyen biliniz şan ve şeref ve utfuruşluk ve kendine güvenmek ve şahsımı beğendirmekten ürküyorum ve kaçıyorum ve şahsıma karşı medihlerden hoşlanmıyorum. Yalnız Risale-i Nur'a karşı sadakat ve kanaate bir Emari olmak cihetiyle bazı müfritane tabirleri hatırlar için veya hüsnü zanlarını kırmamak fikriyle kısmen taidil ile kabul ve süküt ederim. Fakat iki ihlas lemaları ve mesleğimizin hillet ve ihlas ve kuvvet esasları bu tarz medihlere müsaade etmez. Hem bu benlik ve enaniyet asrında ve şöhret perestlerin nazarında nurların safiyane ve halisane e, halisiyetine, safiyetine nurların safiyetine ve halisiyetine zarar verebilir. Saniyen Hefzı'nın iki e, masumunun yazdıkları Asay Musa ve rehber ve küçük sözler bizi mesru eyledi. Yüz maşallah böyle binler nurcu masumlar istikbali nurlandıracaklar. Said nurse Bismi Yusuf Aleyhü, Aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Aziz Sıddık kardeşlerim bu şuuru mübarekede nurcuların şirketi maneviyesine inşallah pek çok kutsi servet girecek. Her bir nurcu binler lisanlarla ve yüzer kalemle çalışacak gibi kar kazanacak ve bu mübarek ve çok bereketli aylarda beş tarzda ibadet sayılabilen kalemle Zülfikar Mucizat e, Mucizat Zülfikar Mucizat mecmuasına hizmet edenler tam bahtiyardırlar fakat yazıdan ziyade sıhhatine dikkat e, etmek lazım ve elzemdir. Bugün de tatlı iki manidar tevafuk gördüm. Kanaatim geldi ki bölüm benim, benim bugünlerde zahmetler içinde Asay Musa tasihinde sıkıntılarıma mukabili inayet ilahiye ücretimi ve tayinatımı şirin bir surette veriyor. Birisi kahraman Tahir'in teberrük olarak getirdiği tatlı lokmalar acip bir bereketle her gün ikişer, üçer Yediğim halde bitmiyordu. Hayret ederdim. Bugün adetimle iki alacaktım. Baktım yalnız iki tane kalmış. İktisat için birisini aldım. Aynı saatte hepsinin iki masum evladının bir kutu içinde yazdıkları nüshalar altında şekerden, ekmekten aynı Tahir'in lokmaları gibi hem onun miktarında elime verildi. Ben bu tatlı tevafuktan zevk alırken dünkü gün Aynı saatte çok hararetim vardı, çok su içiyordum. Canım, üryani erik hoşafı istedi. Üryani erik hoşafı istedi. Ben bilmiyordum, unutmuştum. Şiddetli bir arzuyla hararetim keskin edecek. Eskide alıştığım ve çok istimal ettiğim üryani erik bir kutu içinde ve Asiye'nin has arkadaşlarından Nurcu Şerife Hanım'ın şekeriyle elime verildi. Ben de bu çok tatlı tevafukun hatırı için hem masumların hem onların teberrüklerini yüz misli kadar kabul ettim. Umrumunuzda binler selam. Said Nursi aziz, sıddık, sarsılmaz, usanmaz, çekinmez, çekilmez kardeşlerim. Evvela bu yaz derdi maişet cihetiyle ve bu şuhuru selase ibadet haysiyetiyle bir derece nurların kitabetine fütur verebilir diyenlere beyan ederiz ki bilakis yazmaya şevk verir ve vermek gerektir. Çünkü nurun hizmeti hem maişet hem rahatı kalbe bereketleriyle yardım ettiği gibi ibadet-i tefekkürin evinden olması cihetiyle mübarek ayların sevaplarına büyük yardımı olur. Saniyen nurun bir şakirdi bana dedi ki geçen sene daha nurlar bize teslim olmadan ve hususi bir iade neticesinde burada rahmet dahi hususi bir derece tezahürüyle demiştin ki ne vakit tam sen serbestiyetle nurlar okunsa ve yazılsa ve bize iade edilse yağmurla rahmet tam olacak haber vermiştin. Hakikaten bu baharda hem Asay Musa hem her tarafta merakla yazılması ve okunması hem Zülfikar Mu'icizat yazılmasına şevkle başlanması bu emsalsiz rahmete bir vesile olduğuna kat'i kanaatim geliyor dedi Aziz Sıddık kardeşlerim. Evvela Hüsrev'le bir ruh, iki ceset ve kendisi Bahadır biraderiyle nur hizmetinde çok ehemmiyetli bir mevki alan Kahraman rüşdün acip bir el makinesinin nurlar için celbine çalışması ehemmiyetli bir fütuhat-ı nuriyenin mukaddimesidir. İnşallah yine nurlar nurcuların layık elleriyle kalemleri gibi tam ve neşredilecek yabani ve layık olmayanlara muhtaç olmaya fakat her şeyden evvel sıhhatli ve yanlışsız ve güzel bir tarzda makine ile mümkün ise evvel eski harfle yazılsa sonra yeni harfle daha münasiptir. Sizlerin isabetli tedbir, tedbirinize havale ediyoruz. Saniyen Konyalı Sabri'nin refete yazdığı mektubunu gördüm. Ondan bildim ki bu Sabri öteki Sabri gibi gayet halis ve samimi ve çalışkan bir nurcudur. Bin barek Allah hem ona hem onu teşvik ve teşcih eden ve hocaların yüzlerini ak eden Konya alimlerine başta müfessir mübarek hoca Vehbi olarak onlara ve oradaki nur şakirlerine çok selam ederiz ve bu mübarek şuhuru selasede dualarını isteriz. Elbaki ve elbaki -bâkü. Said Nursi Aziz Sıddık kardeşlerim 8 sene çoluk ve çocuğuyla sadakatle bana hizmet eden ve evlat ve ahfat ve refika ve damatlarıyla nurlara ciddi çalışan ve ders ve vaazlarını bütün nurlardan veren ve vefatından 10 dakika evvel dünyaca en ehemmiyetli vasiyeti kendisinin nur risalelerini tekmil için Şamlı hafıza rica eden vefatından 2 gün evvel bana mektup yazıp benim aynı vakitte Savayı Barla'ya tercih ederek sava mezaristanında defni mi arzu ettiğini sizlere yazdığımı e, sadakatin kerem ile istedip bana mukabele bana mukabele ve i'ti, itiraz tarzında o mektubunda der sen Barla'yı ikinci vatanımdır dediğin halde neden ona gelmiyorsun başka yerleri tercih ediyorsun iptidai medresesi nuriye barladır senin mezarında orada olmalı diye bana ihtar etti iki gün sonra size yazdığım daha size yetişmeden onun mektubunu hem Şamlı Hafız 2. sayfasında yazdığı vefat haberini aldım merhum Hacir Hafız Ahmet'in rahmetullahi aleyh dünyadan göçmesi aynen Abdurrahman gibi beni çok sarsa ağlattırdı. İnna lillahi ve inna aleyhi raciun dedirtti. Binler rahmet onun ruhuna insin amin. Kabri dehanesi gibi Kur'an ve nurun bir menzili olsun amin. Şüphem kalmadı ki bu zahir sadakat kerameti nurların imanla kabre gireceklerini ispat ediyor ve hüsnü hatimeye mazhardırlar benim tarafımdan onun akrabasını tazi ediniz ve ben bütün dualarımda onu hissedar ediyorum diye tebliğ ediniz. Saniyen kardeşimiz Reifet bana yazıyor ki İstanbul'da nurlara çok ihtiyaç var ve ekmek gibi herkes muhtaçtır ve kardeşlerimizden ve nurlarla çok alakadar ve çok okumuş ve nurcu olan Yeşil Şemsettin nurun hakikatlerinden ders verdiğinden bazında binlerle adam bulunur. Hem Reifet bundan anlaşılıyor ki Risale-i Nur bu millete her gün ekmek gibi lazımdır. Hem bir kısım nurları ehemmiyetli zatları vermiş ve Zülfikar mucizatını benim tasahihimden geçmiş bir nüshasını istiyor. Umuma biner, birer birer selam ve dua ederiz ve dualarını isteriz. Elbaki ve elbaki Said Nursi Hüsrevi tasahihde ve tevzide ve tedbirde ve muhaberede ve nurların neşir ve yetiştirmesinde tebrik ve muvaffakiyetine dua ederiz. Bu hemiyetli vazifelerle beraber yine o şirin ve parlak kaleminin yazılarını çok nüshalarda görüyoruz. Hem müstakil nüshaları da yazıyor mektubundan anlıyorum. Şimdi birden sabah medreseyi Nuriye'nin Hacı Hafız'ı ve merhum Hafız Mehmedi ve kardeşlerini ve ve Mehmetlerini ve Ahmetleri ve masumdurcuları ve mübarek ihtiyar vesaire kahraman şakir'lerini düşündüm hayatım <laughs> müddetince ona yakın olmak bütün e, canımla istediğim ve vefattan sonra onların mezaristanında defn olmamı arzuladım birden ihtar edildi ki gerçi Medreset-ü Zehra'nın Medreset Zehran merkezi olan Isparta vilayetinde maddeten bulunmak çok cihetle faydalı saadetlidir fakat nurun mesleği ve nurcuların meşrebi cihetiyle daima berabersiniz zaman ve mekan perde olamazlar şarkta, gardda, şimalde, cenukta ve dünyada berzahta bulunsanız madem bir mecliste beraber sayılırsınız onların manevi yardımları daima birbirine oluyor ve sana da e, gelir diye beni teskin etti. Ben dedim madem şimdi her tarafta nurlara kuvvetli ve kesiretli eller sahip çıkıyorlar ve tam muhafaza ve neşre çalışıyorlar. Elbette ben bir parça istirahat etsem tembellik olmaz. Aziz Sıddık kardeşlerim evvela geçen mübarek leyle-i beratınıza ve gelecek Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ederiz. Bu sene berat gecesi nurcular hakkında çok bereketli ve kerametli olduğuna bir emaresini hayretle gördük. Şöyle ki ben berat gecesinden az evvel Asay Musa Tashih ile meşgul iken bir güvercin pencereye geldi bana baktı ben dedim müjdemi getirdin içeriye girdi. Güya eskiden dost dedik gibi hiç ürkmedi Asay Musa üstüne çıktı. 3 saat oturdu ekmek pirinç verdim yemedi ta akşama kaldı sonra gitti. Tekrar geldi. Evet biz gözümüzle gördük. Evet Nurettin, evet Mehmet, evet İsmail. Berat gecesinde ta sabaha kadar yanımda kaldı. Ben yatarken başıma geldi. Allah'a ısmarladık. Nevin'den başımı okşadı sonra çıktı gitti. İkinci gün ben teessüf ederken yine geldi. Bir gece daha kaldı demek bu mübarek kuş hem asay, hem Berat'ımızı tebrik etmek istedi aziz Sıddık kardeşlerim. Kastamonu Hüsrevi ve Süleyman Rüşdüsü olan Mehmet Feyzi ve Emin'in üstadlarının Kastamonu'daki hayatının bir tarihçesini Hüsnü Zanlı haddimden çok fazla senalarını tebdil etmeyerek kabulümün sebebi şudur ki bugünlerde Afyon'un büyük memuru büyük bir çavuşu bana ihanete vasıt olup güya teveccüh ammeyi hakkımda kırarak ta bu vilayet denizli Isparta gibi nurlara tam sahip çıkmasın ve nurlar parlamasın. Gerçi ben tahammül ettim fakat buranın yeni şakitlerin tesirlerinden müteessir düşünürken Mehmet Feyzi'nin bu samimane ve alimane ve hürmet kârane mektubu o herifin ve o amirinin ihanetlerini yüzlerine vurup içindirerek teessüratımı tam sildi süpürdü. Binler derece o iki bedbahtan yüksek olan iki nurcunun böyle medih ve hürmetleri onların kanunsuz cebir ve ihanetlerinin aynı zamanda tam tamına tevafuku feyzi ve eminin sadakatlerinin bir kerametli, ol kerameti olduğuna kanaat ettiğimdir. Kardeşlerim şimdi tebeyyün yönetti ki beni karakola çağırmak lüzumsuz bahanelerle beni hükümete celbetmekte maksat ihanet ve halkın nazarında ehemmiyetsizliğim ve bana müttehem vaziyeti vermek için idi. Şimdi tahammülüm kalmadı. Mümkün oldukça oraya beni çağırmamak lazımdır. Ceza hakimliği görünüz. Bana bir dava vekili tarzında bir adamı bulunuz. Benim bedelime lüzum olsa karakola gitsin. 25 sene münzevi bir adam. Böyle ihanetkar insanlarla görüşmek işkenceli bir azaptır. Ben 8 sene Kastamonu'da bir defa bir tek defa valinin ile yanına ve iki defa da polishaneye gittim. Burada sebepsiz on defadan geçti. Ben daha gidemem. Hem doktordan bir rapor alınız yoksa bu şehre maddi ve manevi zarardır. Hüsrev'in müdafaatında yazılan dört zelzele meselesini tasdik eden bu geceki şiddetli dört defa zelzele bana ve Nurlar'a ve bu memlekete kat'i bir suikast eseri olarak hükümet içinde hizmetçime bağırarak, hizmetçime bağırarak bana tehdit karana ihanet ve e, şetmedip git ona söyle diyen ve kaymakamın emri ceri, cebrisiyle hasta da olsa buraya getiriniz bekçilere ve jandarmalara emir veren ve Afyon'un perde altındaki büyük memura dayanan karakol çavuşu hem nur şakitlerinin şevklerine hem nurların burada yazılmasına hem bana ehemmiyetli sıkıntı vermesinin aynı vakitte böyle burada görülmeyen bu şiddetli zelzelenin gel gelmesi gösteriyor ki Risale-i Nur bir vesileyle beladır tatile uğradık cebe bela fırsat bulup gelir Nurlara az zamanda çok hizmet eden Mustafa Osman'ın gayet tevazu kârane, mahviyet kârane mektubu. Tam onun halisane sadakatini ve ihlasını ispat edip 15 senelik haslarla omuz omuza geldiğini gösterir. Zaten yazdığı Asay-ı Musa Mecmuası kuvvetli bir delildir. İşte bu dakikada bunu yazarken yine hafif zelzele başladı. Emir dağ zaptasıyla bir hasbihal, hem insaniyet namına istediğim bir hukukuma karşı yapılan hayretimi mucip, acip bir muamelin muamelenin sebebi nedir diye bir sualim var. Birincisi bir seneden beri bir seneden beri sakladığım şekvamı vermedim. Şimdi zabıtanın vasıtasıyla Ankara makamatına vermek üzere bir zata gönderdik dedim. Afyon Emniyet Müdürü insaflıdır. Ona da bir suret elden gönderdim. Ondan istirahatime, istirahatime dair bir eser beklerken bilakis beni sıkıştıran zatlara yazmış. Bu güzel yazı onun değil kim yazmışsa tahkik ediniz. acaba çok kuvvetli ve aynı hakikat ve o şekvayı nazara almayıp lüzumsuz, ehemmiyetsiz, zararsız bir yazıyı merak etmek, benim istirahatimi bozmak, bin liraya ehemmiyet vermemek, beş paraya çok ehemmiyet vermek gibi olmaz mı? 130 risalelerden binler nüshaları ayrı ayrı yazılarla, üç mahkeme inceden inceye tetkikten sonra ve onları yazanların mühim bir kısmı benimle beraber mahkemede bulunmaları ve zerre kadar medar mesuliyet olmadığı halde kim ona yazıyor diye tahkik ediniz demek yüzünden bir kanun bir maslahat var mı bu biçareyi bu bahaneyle karakola çağırmak endişe vermek ve bilhassa benim ihbarımla istemek ne lüzumu var işte ben işte ''İşte ben size haber veriyorum. Eğer arzu etsem binler adam yazılarımı yazacaklar. Hem her tarafta millet ve vatan menfaatine yazıyorlar.'' ''İkincisi, insaniyet namına. Sizden isterim ki ta bayrama kadar benim yüzümü dünyaya çevirmeyiniz.'' Ben sizi düşünmediğim gibi siz dahi beni unutunuz. Bu mübarek aylarda benim gibi dünyadan küsmüş bir biçareyi ahiret zararına gayet ehemmiyetsiz dünya işlerine meşgul etmeye mecbur etmeyiniz. Bu manidar yeni zelzeleyi merak ettim. Kalben dedim. Eğer sahil yerlerde bu şiddetli, bu şiddetle olmuşsa herhalde nur şakitlerinde dahi yine bir tecavüz var. Yoksa benim yalnız mektubumla alakadardır diye sordum. Dediler yalnız Ankara hafif, Afyon ve Eski şehir ve bu Emir Dağı'nda en şiddetlisi bu kasabada olmuş. Fakat medar hayrettir ki dört defa şiddetli olduğu halde hiçbir zarar olmadı. Bunun bir hikmeti budur. Kat'i emir verilmiş ki Said-i Cevren hükümete getiriniz bekçiler ve bir onbaşı gelmişler. Kapımı kapamıştım kilitlemiştim. Onlar demişler biz istifa ederiz onun kapısını kırmayacağız. Dönmüşler gitmişler. Demek bu hususi zelzele müdafatımdaki zelzeleler gibi risaleyle alakadardır ki bu defa hususi kaldı. Hem şiddetiyle beraber zararsız geçti. Eğer Nur Nur'un buradaki küçük küçücük medresesinin kapısını kırsaydılar elbette tokat ciddi olacaktı. Yalnız ihtar için olmayacaktı. Gerçi bu taarruzun cüz'i ve hafif gerçi bu taarruz cüz'i ve hafif idi fakat ben gizlemem ki hiç bu defa gibi damarıma dokunmamıştı. Fakat nur ve nurcuların hatırı için harika tahammül ettim. Çünkü o bedbaht hükümette vazife sandalyesinde bana şetmedip hizmetçime der git ona söyle. Hükümetin nüfuzunu serseri şahsına mal ederek meydan okumuş ve eski Said'in benderistiyet kalan damarıma çok ilişti. Fakat fevkalade ehemmiyetli olan sükun ve temkin ve itidaliden ve sabır ve tahammülün kat'i lüzumu beni teskin etti. Salisen marangoz merhum barlalı. Barlalı harika sadakatli Mustafa Çavuş'un tam yerine geçen medreseyi Nuriye'nin tam çalışkan kahramalarından Marangoz Ahmet'in benim için Sava'nın Davraz Dağı'nda berzahi ve uhrevi bir menzil, bir mezar düşünmesi ve yazması beni çok sevindirdi ve hazinane ağlattırdı. Aziz Sıddık kardeşlerim tekrar mübarek Ramazanınızı tebrik ederiz. İki kahraman kardeşim ve Muğzat Ahmediye'de yedi çocuğun bir cihette bir sekizinci sükmüne geçen Süleyman Rüştü'nün mübarek kelimesinin makine ile Zülfikar Muğzat'a çalışmasını ve Hüsre ve Tahiri'nin şim, şirin ve dikkatli yazılarını teksir etmeye fedakarane fedakarane deruhte etmelerini bütün ruh canımızla onları tebrik ederek şimdiye kadar pek fevkalade nurları ettikleri kıymetler ve meyvedar sabık hizmetlerine karşı Risale-i Nur hesabına binler maşallah ve barekallah ve vaffakakumullah deriz. <laughs> latif bir tevafuktur ki bir aydan beri burada hiç yağmur yağmıyordu ve kalbimiz dahi malum taarruzdan nurculara gelen füturdan ağlıyordu birden Hüsrev'in iki gün evvel makinesi makine müjdesi ve Nazif'in bugün tahsilli mektubu ve makinenin, makinenin yazısının numunesi elime verildiği aynı zamanda ve bana hizmet edenler Eskişehir Ezanı Muhammedi'yi okumaya başlaması ve malum çavuşa bana ihanet için emri cebri veren adam tokat yediğini <laughs> dedikleri aynı vakitte rahmet yağmurlarıyla çoktan ağlayan mahzun kardeşlerimizin büyük ferahlarına ve sevinç ve inşirahlarına tam, tamına tevafuku ve tetabuku inşallah bir faali e, hayırdır. Aziz Sıddık kardeşlerim, Aziz Sıddık fedakar kardeşlerim İnebolu kahramanlarının tebrik mektuplarında iki e, tevafuk ve iki kuşun garip ziyaretleri çok manidardır. Evet benim e, bir tek mektubumu yazan bir tek adamın hükümetçe araştırılması ve ehemmiyetle bakılması taziki zamanda şahsımdan binler derece daha ziyade konuşan ve tes tesirli ders veren Risale-i mucizatın bin nüshaları ve bin dinle ve bin dille ve binler mektu, mektubatıyla şimdi diye kadar çok rakipleri bulunan ve takip edilen ve mümaşaata tenezzül etmeyen Ahmet Nazif'in kalemiyle serbest ve mümanat görmeden yazılmasına değil yalnız kuşlar belki melekler ve ruhanilerden bir kısım temessül edip bu harika muvaffakiyeti tebrik etseler yine çok değil biz dahi o küçük Isparta kahramanlarına binler Allah ve maşallah ve vefakakümullah deriz bütün ruhu canımızla onları tebrik ederiz ve bu pek büyük vazifede ihtiyat ve dikkatin lüzumunu ihtar ederiz İnebolu civarında bulunan ve nurlara güzel kalemiyle çok hizmet eden kardeşlerimizden Mehmet Zekeriya'nın bir mektubunu aldım. Endişelerimi izah edip beni sürur eyledi. Şimdi nurların bir vazifesi olan çocuklara Kur'an okutmak ve iman derslerini vermek hizmetiyle meşgul olduğunu yazıyor. Ona yazınız ki bu hizmetin aynen eskide nurlara çalışmanız gibi kıymetlidir. Hem senin yazdığın kesretli risaleler senin bedeninde nurların neşrine hizmet ederler. Merak etmesin o eski makamını muhafaza ediyor. Bugünlerde rahatsızlık için evrad-ı ezber değil kitaba bakarak okudum. <laughs> Ahirinde ihtim Ahi, ahirinde ihtitamı vahayye olan hatimesini bilemediğimden eskiden beri okumuyordum. Haydi bu defa bunu da okuyayım dedim. Gördüm ki bir sayfede ve uzun altı buçuk satırında 19 defa nur 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 kelimeleri kat'i kanaatim geldi ki Şahı Nakşibend, Gavs-ı Azam gibi Risale-i Nur'u ve e, kutsi hizmetini keşfeden, müşahideden eden tahsin karane haber vererek ona işaretler ediyor. Ben de yalnız o altı satırı ve baştaki satırı ve ahirdeki satırı ile 30 senelik bahay şeyi virdime o meleklerin nurların intişarına muavenetleri niyetiyle ilhak eyledim aziz kardeşlerim evvela Isparta'nın acip yangında musibet edilen elemlerine ben cidden iştirak ediyorum çünkü müteaddit ve cihle ben Ispartalı olduğum gibi o mübarek şehir taşıyla toprağıyla nazarımda çok ehemmiyetli ehemmiyeti var ve nurların cami eseri ve medresetü zehrasının merkezi hükmündedir benim tarafımdan. O musibet zedelere değiniz ki nasıl hadisle böyle musibetlerde ehli imanın zayi olan malları tam sadaka hükmündedir. Hususan bu zamanda yüz sadaka kadar o fani malları baki ve daha çok ebedi mallara inkılap ederler. Onun için sabır içinde bir cihette şükretmek gerekir. İnşallah dünyada dahi o kefaret üzülüp olan zayiatın yine rahiminin ihsan eder. Yine rahimin ihsan eder. Geçmiş olsun başınız sağ olsun. Faydasız merak etmeyiniz, deyiniz Saniyen bu çeşit kazaların bir sebebi, beşerin çirkin bir hatası bulunmasından bu Ramazan-ı Şerif'in hürmetini ve kıymetini muhafaza etmek ve nurları himaye etmeye e, her yerden ziyade nurların menbaı ve medresesi olan Isparta borçludur ve vazifesidir ve sefahatlere karşı şair İslami'yi muhafaza etmekle mükelleftir. Hem mesela laulaka laulaka lema halaktul eflak levlake levlake lema halaktul eflak beyanında bu hitap zahiren Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a müteveccih ise de zımnen hayata ve zevil hayata racidir fıkrası taat ile muhtaçtır. Çünkü külli hakikati Muhammed Aleyhisselatü Vesselam hem hayatın hayatı hem kainatın hayatı hem ismi azamın tecelli azamlı masarı ve bütün ruhların nuru ve kainatın çekirdeki asli ettiği ve i hilkati ve meyveyi ekmeli olmasından o kitap doğrudan doğruya ona bakar. Sonra hayata ve şuura ve ubudiyete onun hesabına nazar eder. Hem mesela felsefeye temas eden bazı cümleler meruru zamanla kabuk bağlamış. Sonra toprağa inkılav etmiş. Sonra nebatat husule gelmiş. Sonra hayvanat vücuda gelmiş gibi tabirler icat ve hilkat ilahi noktasında felsefidir ki risale onun sanat ve icadı ilahi cihetindeki beyanatına münasip düşmüyor. Kardeşim Abdülmecit her neyse bu küçücük kusurla beraber sen haşir hakkında Nur'un emsalsiz hüccetlerinden tam ve mükemmel bir ders alıp eski saydığım mümtaz bir şakirde olduğun gibi inşallah Risale-i Nur'un dahi mükemmel bir şakirdi ve dikkatli bir muallim olacağına kuvvetli bir hüccettir. Ben müsait bir vakitte bazı kelimeleri ya ıslah veya tadil ederek haşil meselesine bir izahlı haşiye namında layıkaya derc etmek için senin gibi Nur'dan tam ders alanlara göndereceğim. Sen evlatlarınla beraber başta Fuat her gün dualarımda ve manevi yanımda bulunuyorsunuz ve senin e, şimdi vazifeyi resmiye cihetiyle çocuklara Kur'an-ı Azimüşşan'ı okutmanı bütün ruhu canımla tebrik ediyorum. Bin barekallah derim. Hem civarınızda hem memlekette bütün dost ve akrabalara selamımı tebriğ ediniz. Şimdi Zülfikar-ı Mu'cizat ve Zülfikar-ı Mu'cizat ve asay Musa mecmuaları teksir makinesiyle iki merkezde tab edilmesinden sen bütün kuvvetinle ve tasrih cihetinle güzel kalemin ile ve dikkatli ilmin ile tam alakadar ol. Kardeşiniz Said Nursi, Refet ameliyat mu ne haldedir merak ediyorum. Ona çok dua edildi. Savallı kahraman Ahmet'in kelimesi Hatice'nin yazdığı asay Musa mecmuasını kahraman tahili İstanbul'da birisine emaneten bırakmış. O Nüsa hanımları nurculuğa teşvik ettiği için zayi olmasın. Muattal kalmışsa, lüzum kalmamışsa bana gönderilsin. Ramazanınızı, leyle i Kadir'inizi hem bayramınızı tebrik ederim. Tebrik ederim. Kastamonu'dayken nasıl her gün dualarımda ve manevi kazançlarımda Nursun has şakitlerinden Asiye, Ulviye, Lütfiyeler, Zehralar, Şerifeler, Hacerler, Necmiyeler, Nimetler, Aliyeler hisseder olmak için manen yanımda bulunuyordular. Aynen şimdi de öyledirler. Bulunuyordular. Aynen şimdi de öyledirler. Ben sizleri unutmuyorum. Hatta bir günlerde birden Ulviye, Lütfiye'yi merak ettim. İkinci gün. ikisinde mektuplarını, hediyelerini aldım. Bunların sadakatlerine bir emare oldu. Eskiden beri adeti medyeleri kabul etmemek ile beraber sizin cübbe ve yeleğinizi bu geceki leyle-i kadirde giyip Asiye ile beraber Kastamonu'daki bütün nur şaketleri namına kabul ettim. Fakat kaide ve muhalif olmamak için ona mukabil eminde bulunan risalelerinden lütfiye, ulviye istediklerini alsınlar veyahut benim hesabıma Mehmet Feyzi ve arkadaşları onların beğendiklerini yazsınlar benim yanıma. Çok defa gelen bu hem hemşirelerimin masum evlatları nur şaketlerinden masumlar dairesinde dahildirler ve çok defa hatırlıyorum ha hadsiz şükür ve Hadsiz şükür ve hamdü sena ediyorum ki sizlerin bu mektuplarınız hem Hüsrev ve arkadaşlarına ve makinelerine hem nazif ve yardımcılarına ve makinesine hem bu kutsi yeni hizmette devam edebilmelerine ait sıkıcı o, o, çok endişelerimi izale ettiler. Binler elhamdülillah hatta mektuplarınızı aldığımdan bir gün evvel araba ile gezmeye çıkmıştım. Birden Kur'an'ın metine mashar olan Hüdhüdü Hüd, hüdü, hüd hüdü Süleymani kuşu bir müjde vermek istiyor gibi 15 dakika kadar yolumuzu takiben sağa ve sola ve yola konup uçup yine gelip hiç bu acip tarzı görmediğimiz surette kanaatim geldi ki yarın beni mesur edecek bir haber alacağım beni gezdiren Nurettin'e dedim. O da benim gibi o kuşun o garip vaziyetinden hayret ediyordu. Birden biz onun sırrını ifşa ettiğimizden kayboldu. İkinci gün hem teselliker Nazif'in mektubunu <laughs> ve makinesinin yeni mahsulünü hem Abdurrahman Salatin'in medarı merak mektubunu ve bana şapka için Ankara'da sıkıntı veren vali Nevzat'ın intiharıyla kendi tokadığını ve cezasını kendi eliyle verilmesini ve Zülfikar hizmetine hiçbir taarruz olmadığını ve devam ettiğini hem Medrese Tüz Zehra'nın kahramanları hiç telaş etmeyerek Zülfikara devamlarını ve hakikati hali beyan etmelerini çok alakadar olduğum Atabey kahramanlarının ve Lütfi lütfü varislerinin ve büyük merhum hafız alim vekil ve varis ve hizmeti nuriyede muktedir arkadaşlarının Tahiri ve Abdullah Çavuş'un tebrik mektuplarını ve Ali köyünün imamı Ali'nin bu yeni taarruzda pek merdane ve nur şakitlerine layık bir tarzda ve hükümette suallerine karşı manidar ve hakikatli cevaplarını aldım ve dedim işte hütüdün müjde Hüdhüd'ün müjde sözü doğru çıktı. Nasıl ki Asayi Musa Risalesi tabiatta bu olanları dalaletten kurtarıyor ve bu zamanda herkese husustan şüpheye ve inkara düşenlere lazımdır ve tiryaktır. Öyle de Zülfikar ehli imana ve ehli ilme ve bilhassa hafızlara elzemdir her bir hafızı Kur'an bu mecmuaya bu zamanda şiddetli ihtiyacı var. Kur'an'ın 40 vecihle i'cazını beyan eden bu eser her hafızın elinde bulunmalı. Şimdiye kadar hiçbir zaman tarih göstermiyor ki Risale-i Nur gibi pek çok taifelere ve mesleklere hücum eden bu derece pek az ve hafif tenkitle kurtulmuş olsun. Şimdiye kadar hiçbir zaman tarih göstermiyor ki Risale-i Nur gibi pek çok taifelere ve mesleklere hücum eden bu derece pek az ve hafif tenkitle kurtulmuş olsun. Hatta 100 derece daha az zahmetle 100 derece kutsi hizmet ve mücadele mukabilinde küçük ve muvakkat ve netice itibariyle hayırlı bir iki hapis ve 2 üç inayetli ve fütühatlı musibet gördüler. Umuma binler selam ve muvaffakiyetlerine dua. Kanaatim geliyor ki bu sıralarda, kanaatim geliyor ki bu sıralarda biz Zülfikar ve Asay Musa'yı pek çok teksir etmeye mecbur olduğumuz hengamda ve temiz olmayan matbaacılar dahi çekinmeleri, aynı zamanda bu acip makine kolayca elimize verilmesi o ki mecmanın makbuliyetine bir işareti gaybiye ve, ve inayet ilahiyenin bir harika ikramıdır ve nurların kerametidir. Evet bir adi mektubum için kim yazmış diye sekiz defa bana resmen sıkıntı ve eziyet verildiği aynı zamanda 800 sayfayı 1500 nüshaya ve 1 milyon sayfelere çıkaran o makine elbette gaybden indadımıza gelmiş nurcu ve bin kalemli bir katiptir. Onun için bazı sayfeleri sönük çıksa zarar yoktur. Parlak kısmı bize şimdilik yeter. İyi okunmayan kısmı ayrı yapılsın. Sonra elmas kalemler her biri bir iki nüshayı ıslah etsin. Bir zaman bir memlekette şimendifer geldiği vakit arabacılar telaş edip e, dediler bizim sanatımız bozuldu. Halbuki şimendiferin gelmesiyle memlekette faaliyet çoğaldığından faytonculuğa iki kat ziyade ihtiyaç olmuş. İnşallah onun gibi nur yazıcıları değil tevakkuf belki daha ziyade yazı ile defteri amallerini hasenat kaydedecekler. Ben ehli siyasetin her nevi taziplerine karşı hasbunallahu ve ni'mel vekil deyip sabır ve tahammüle karar vermişim. Kazım Karabekir ile eskiden münasebetim vardı. Acaba şimdi de o münasebetin sebebi olan merdane mesleğini muhafaza ediyor mu? Eğer eskisi, eski eğer eski gibi ise ve nurlara zararı yoksa ve nura faydası muhtemel ise ve dost ise benim selamımı ona tebliğ edebilirsiniz. Fakat madem ehli siyaset hayatı bakiyesi için Risale-i Nur'a müracaata tenezzül etmiyor. O hayata nispeten beş paralık olan bu hayatı faniye için onlara müracaata ben de tenezzül etmem ve istirahatim için şekva ve rica etmem. Merhum büyük Ali'nin tam varisi ve tam bir sistemi, tam varisi ve tam bir sistemi ve merhum Abdurrahman'ın tam misli ve halefi ve mübareklerin pehlivanı ve kahramanı Küçük Ali'nin iki büyük ve pek güzel hediye-i Nuriye'sini aldık. Fakat Zülfikar'ın ahirinde Hezbi Nuriye'nin parçası yazılmamış. O parçayı da o harika kalemiyle yazsın, bana göndersin. Haşiye memleketimizde medrese talebelerinden birisi bir kitabı bitirse veya başlasa bir tatlı veya yemek meftuhane veya mahtuh yemek meftuhane veya mahtumane diye vermek adettir. Aynen bu kaydayı Katip Osman'ın üzümünde gördük. Onun yazdığı Asay Musa'nın tasrihini bitirdiğim aynı vakitte mahtu manesi olarak bu üzümün gelmesi tatlı bir latife ve şirin bir hatıratı hayatı medresiye oldu. Nurda şefkat esas olmasından hanımlar o cihette ileridedir ve nurlara ciddi yapışıyorlar. Yapışıyorlar ben e, kardeşlerim dediğim zaman hanım hemşirelerimi kardeşler içinde kastederim. Bütün mektuplarımda onlar dahi muhataplarımdır. Aziz Sıddık kardeşlerim hiç merak etmeyiniz yalnız duanızı almak için şimdilik şiddetli ve suikast eseri olarak evvelce size yazdığım Size yazdığım gibi hastalığımı beyan ediyorum. Fakat katiyen telaş etmeyiniz. Hadsiz şükür olsun ki hem evradıma hem vazifeyi i tashihe mani olmuyor. İnşallah büyük bir sevap ve hayır içinde var. Ben kendim bundan bir cihette memnunum. Siz de hiç müteessir olmayınız. Zaten benim vazifem bitmek üzeredir. Risale-i Nur. E, hususan mecmuaları her bir nüshası sayıda karşı hüsnü zannınızın fevkinde onun vazifesini görebilir ve görüyor ve nur şakitlerinin e, haslardan her bir fedakar o Said'in vazifesini mükemmel görebilir inşallah ileride tam görecekler bir Said içinizden 90 olmakla yüzer manevi Said olan mecmualar e, mecmualar ve binler e, maddi Saidler içinizde halis ve e, halis ve mükemmel o vazifeyi görebilir görebilirler ve görüyorlar. Bu hakikate binaen benim şahsıma ve başıma gelen hadiselere çok ehemmiyet vermeyiniz. Yalnız çok dua ediniz. Ee, zaaf ve ihtiyarlık ve ziyade tesiratıma bence makbuliyetleri şimdilik olan dualarınıza yardım Dualarınızla yardım ediniz. Kahraman Tahir'inin nurcu, masumane, merhume, mübarek hicreti dünyadan cennete hicret etmesi hakikaten beni mahzun eyledi. Öyle bir nur şakirdi ve masum <laughs> tayfesinin ehemmiyetli bir çalışkanı gitmesi nur hesabına da beni mütesir etti. <laughs> İnşallah onun yerine çoklar girecek, yerini boş bırakmayacaklar. Nasıl ki şimdiden uşaklı küçücük Haydar meydana çıktı. Hicret eden hemşiremin vazifesini göreceğim diye bizi mesrur eyledi. Cenab-ı Hak hicretin peder ve validesine ve akrabasına cemil ihsan edip hicreti onlara şefaatçi eylesin. Ve o de merhume hemşirem hanımla cennette mesur eylesin amin Uçaklı haydara benim tarafımdan onu tebrik ve nur hizmetinde tevfikine dua ettiğimi dua ettiğimi ve nurun masumlar taifesi içinde dahil olduğunu bildiriniz ve onun hocası izzete de pek çok selam ediyorum nur şakirtleri hiç siyasete nur şakirtleri hiç siyasete karışmadılar hiçbir partiye girmediler çünkü iman mali umumidir, malı umumidir. Her tayfede muhtaçları ve sahipleri vardır. Taraf, tarafgirlik giremez. Yalnız küfre, zındıkaya, dalalete karşı cephe alır. Nur mesleğinde müminlerin esası, müminlerin uhuvveti esastır. Aziz Sıddık kardeşlerim, bir meseleyi çoktan beri size söylemek lazım iken unutmuştum. O da şudur mucizat Kur'an'ya risalesindeki ekser ayetler her biri ya mülhitler tarafından bedar tenkit olmuş veya ehli tarafından itiraza uğramış veya cinli insi şeytanların vesvese ve şüphelerine maruz kalmış ayetlerdir. İşte 25. söz. Öyle bir tarzda o ayetlerin hakikatlerini ve nüktelerini beyan etmiş ki ehli ilhat ve fenin kusur zannettikleri noktalar i'cazın lematı ve belagatı Kur'aniyenin e, kemalatının menşeleri olduğunu ilmi kaideleriyle ispat edilmiş bulantı vermemek için onların şüpheleri zikredilmeyerek cevabı kat'i verilmiş. Ve şemsu tecri vel gibi yalnız 20. sözün 1. makamında 3-4 ayette şüpheleri söylenmiş. Hem o Mucizat-ı Risalesi de gerçi gayet muhtasar, acele yazılmış ise de fakat fenli, fakat ilmi belagat ve ulumu arabiye noktasında alimleri hayret verecek derecede alimane ve derin ve kuvvetli bir tarzda beyan edilmiş. Gerçi her bahsini, her e her ehli dikkat tam anlamaz, istifade etmez. Fakat o bahçede herkesin ehemmiyet listesi var. Pek acele ve müşevveş haletler içinde telif edildiğinden ifade ve ibaresindeki kusur var olması ile beraber elim noktasında çok ehemmiyetli meselelerin hakikatini beyan etmiş. Madem Risale-i Nur makina ile taammum etmeye başlamış ve madem felsefe ve hikmeti cedideyi okuyan mektepliler ve muallimler çoklukla Risale-i Nur'a yapışıyorlar. Elbette bir hakikat beyan etmek lazım geliyor. Şöyle ki Risale-i Nur'un şiddetli tokat vurduğu ve hücum ettiği felsefe ise mutlak değildir. Belki muzur kısmınadır. Çünkü felsefenin hayatı. İçtimaiye-i beşeriye ve ahlak ve kemalat insaniyeye ve sanatın terakkiyatına hizmet eden felsefe ve hikmet kısmı ise Kur'an ile barışıktır. Belki Kur'an'ın hikmetine hadimdir, muaraza edemez. Bu kısma Risale-i Nur ilişmiyor. İkinci kısım felsefe dalalete ve ilhada ve tabiat bataklığına düşürmeye vesile olduğu gibi sefahat ve lehviyat ile gaflet ve dalaleti netice verdiğinden seher gibi harikalarıyla Kur'an'ın mucizekar hakikatleriyle muaraza ettiği için Risale-i Nur ekser eczalarında mizanlarla ve kuvvetli ve müvazenelerle felsefenin yolundan çıkmış bu kısmına ilişiyor, tokatlıyor, müstakim menfaatler felsefe ilişmiyor. Onun için mektepler Risale-i Nur'a itirazsız, çekinmeye giriyorlar ve girmelidirler. Fakat gizli münafıklar nasıl bir kısım hocaları bütün bütün manasız ve haksız bir tarzda ehli medresenin ve hocaların hakiki malı olan Risale-i Nur aleyhinde istimal ettikleri gibi bazı felsefecilerin enaniyet ya ilmiyelerini tahrik edip nurlar aleyhinde istimal etmek ihtimaline binaen bu hakikate Asay Musa ve Zülfikar mecmualarının başında yazılsa münasip olur. Safranbolu Eflani nahiyesi mülayim köyünde mütekait muallim bir kardeş kardeşimiz ve nurun has şair kirdi nurların neşri ve tabi için adeta sermayesinin kısmı azamını teberru etmek istiyor kabulünü rica ediyor ben bu halis ve az kardeşimizin fedakarane ve halisane ricasını, red ricasını reddedemiyorum reddedemiyorum ve dünya malları kaide şahsiyeme girmediği ve muavenetleri kendime kabul etmediğim için bu işteki maslahatı da bilemiyorum. İki Isparta'nın kahramanlarına ve Hüsrem ve Tahiri ve arkadaşlarına ve Nazif ve Refiklerine bu mesele, meseleyi havale ediyorum. Nur'un neşri için böyle çok büyük bir hayır ve sevaba mani olamam. Sizler ya bütün niyet ettiğim miktarı veyahut bir kısmını iki ise ile biri büyük Isparta'nın biri küçük Isparta'nın makinelerine verilsin. Onun istediği gibi ya teberru veya ileride başka muavenet edenler gibi bir mukabele nevinde ya nurlardan veya başka bir istediği istediği ne varsa vermek suretli o az kardeşimizi memnun edersiniz. rumuzat Semaniye yazdığım zaman hem çok acele telif edilmiş hem benim eski mahfuzatıma mahfuzatıma itimat ederek takribi iki e, miqyas yaptım. Onun hem eski ulemanın hesaplarına binaen hurufat-ı Kur'an'iyenin icaz cihetinde esrarını yazdım. Sonra meşhur e, Kamus-ül Lugat sahibi Mec-düd-dini Firuz Abadi'nin El Mikyas namındaki tefsiri meşhuru ve makbulünün hurufat ve kelimat-ı Kur'aniye'ye dair beyanatına baktık. Yüzde doksanı bizim hesabımıza tevafuk etmiş. Yalnız 5-10 yerde mu muhalefet gördük. Sonra tahkiki bir hesap yaptım. Bizimki doğru. Onunki matbaaların sehvi olduğu tahakkuk etti. Madem böyle azim yekümlerdeki tevafuklarda büyük Küçük küsuratlar ve küçük farklar zarar vermez diye bir daha e, tam tamına tahkiki bir tarzda bütün Kur'an'ı, bütün hurufatıyla ve kelam ve kelimatıyla hesap etmeye ve letaifi icaziyeyi onunla tam takviye etmeye vakit bulamadım. Zalimler bana vakit bırakmadılar. Ben de o takribi mikyaslarımla ve mahfuzatımla ve eski ulemanın hesaplarına ve kenzül aşk duasındaki adetlerime iktifa, adetlerime iktifa ettim. Nazif Çelebi'nin İnebolu Halis kardeşlerimizin namına bayram tebriği ile ve zülfikar gayet dikkat, dikkat ve ehemmiyet ve ehtiyatla devam hizmeti mucizat-ı bitirip zeyillerinden bir kısmını da tamam etmesi ve Abdurrahman Selahaddin'in Amerika misyonerlerine 4-5 ay okutturduğu Asay Musa ve Mucizat Ahmedi'yi emin bir vasıta ile bizim namımıza Camil Eser'e hediye edip göndermesini ve ehemmiyetli bir Nur Şakir'de Ahmet Kureyşi'nin onların makinesinin masrafına 100 banknot vermesine beyan eden bir mektubunu aldım. Bu kahraman Nazif kardeşimize ve gayet ciddi ve sevatkar ve Tam alakadar İnebolu Nurcularına ve Ahmet Kureyş'i ve rüfekalarına hem bayramlarını hem devamlı hizmetlerini hem yüksek sadakatlerini hem Zülfikar'ın tab ve muvaffakiyetini hem Selahaddin'in Camil Esere Medreset-ü Zehra'nın münasebetini temine çalışmasını ruhu canımızla tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak onları muvaffak eylesin amin ve hizmetlerini tam makbul eylesin amin. Camil Eser ulemasına gönderilen. İki nüsha benim tasvihimden geçmemiş olduğundan bazı harekeler ve arabi kelimeler, sehivler elbette vardır. Hususan ahirdeki arabi hulasatül hülasa harekelerinde. Elmi nahivce başka nüshalarda müteaddit sehivler gördüm. Onun için tam arabi hocaların tetkikinden geçmiş bir asayi, bir nüsha asayi Musa Haşiye yanımda bulunan ve 90 tasihimden geçen bir zülfikarla, bir, bir zülfikarla Asay Musa'yı size gönderebilirim. Tam bir mukabeleden sonra siz isterseniz kendi nüshalarınızı Mısır'a gönderirsiniz ve zülfikardan münasip gördüğünüz zaman Camiül Esfere, Camiül Ezhere gönder Mekle beraber onlara yazınız ki Nur Risalelerinin setüz Zehrası Camil Eser'in şefkatine çok muhtaç bir mahdumudur, bir talebesidir. Şiddetli düşmanların hücumuna hedef olmuş bir şakirdidir ve bütün medreselerin başı ve alem İslam'ı daima tenvir eden o büyük Camil Eser'in küçük bir daire ve şubesidir. Onun için e, o âli Kadir Üstad ve Müşfik Peder ve Hamiyetkar Mürşidi Azam biçare evladına ve şakirtlerine tam yardım etmesini onların ulu ve himmetinden bekliyoruz. O pek büyük üstadımız takdim edilen iki kitap ise bir talebe dersini ne derece anlamış ise akşam da babasına ve üstadına yazıp vermesi gibi o iki dersimiz o şefkatli allamelerin nazarı müsahamalarına arz edilmiş diye bu mektubu yazarsınız. Pek çok alakadar olduğum ve risale gayet ehemmiyetli bir merkezi. Ve az zamanda pek çok nur işini gören Denizli Hüsrevi ve gayet ciddi ve sadık müfekaları hususan hakimi adil ve muharrem ve hafız Mustafa vesairenin namına bayram tebriğiyle Hasan Feyzi'nin şiddetli ve tehlikeli hastalığını beyan eden bir mektubu o ehemmiyetli bir kardeşimiz olan Muharrem'den aldım. Kanatı katliyem geldi ki Hasan Feyzi aynen şehit Hafız Ali Rahmetullahi Aleyh gibi benim münasebetimin kısmı azamını kendine alıp manevi bir fedakarlık elemiş Hafız Ali benim bedelime birkaç emariyle berzaha gittiği gibi bu Hasan Feyzi de aynı hastalığım zamanında aynı vakitte aynı müddette aynı tarzda aynı sıkıntılı dışarıya çıkmamakla tevafuku kuvvetli bir emaredir ki bana çok acıyan ve şefkat eden o kardeşimiz manen hastalığımı kısmen kendine aldı bu dört cihetle tevafuk içinde yalnız bir fark var benimki zehirden tesemmümden onunki soğuktan gelmiştir elbette hastalar risalesi bizim bedelimize onu teselli edip iadetül mariz gibi keyfini sormuş ve hastalıktaki büyük sevaplar ve sıkıntılarını sürura kalbetmiş cenab-ı hak şifayı acil ihsan <laughs> eylesin amin bir zaman varla da temsil için yazdığım bir risalede iki adam İstanbul'a gidecek birisinin %99 dostu İstanbul'dadır onun için oraya işte yakla gider. Öteki onun aksi ilahir mealinde bir şey yazılmış. Şimdi aynen bu hastalığımın ihtarıyla geçmiş zamana geçtim ve o zamanlarda hayatımı geçirdiğim memleketlerde de hayalen gezdim. O şirin hayatımın devir lerinde her memlekette yüz dostumdan ancak bir ikisini görebildim. Ötekiler Berzah memleketlerinde hatta kendi Nurs köyümde bir tek amcazadem ve talebem Molla Davut rahmetullahi aleyh eski ahbaplarım akrabalarım yanına Berzah'a gittiğini gördüm. E, 20 senedeki e, ayrı ayrı ikinci vatanım sayılan Barla, Kastamonu gibi yerlerde 3 kısım dosttan ancak 2 kısmını gördüm. Ötekilerde gitmek üzeredirler. Bu hayali hakikate binaen hakikaten nurların ışığıyla nurani gördüğümüz berzaha gitmek bana değil ağır gelmek belki bir iştiyak verdi. Benim bedelime hem vazifemi görüp hem sevap kazandıracak yüzer, hüsrevler, tahiriler, Mustafa'lar, nazifler, Osmanlar, Abdurrahmanlar, Aliler, Sabriler, Feyziler, Ahmetler, Mehmetler, Atıflar, Mustafalar, Sadıklar, Osmanlar ve Hakeza Nurların Bahadırları dünyada arkamda kaldıkları ölümü de bana çok hafifleştiriyorlar. Kaldıkları ölümü de bana çok hafifleştiriyorlar. Yalnız günah cihetinde ölüyorum, hasenat cihetinde yaşıyorum diye Allah'a Hadsiz şükrediyorum. Ee, evvelen li kulli musibetin inna lillah ve inna aleyhi raciun. Risale-i Nur'un kahramanlarından ve Hafız Ali'nin makamına geçen merhum Hasan Feyzi'nin vefatı Denizli'ye, Risale-i Nur dairesine ve bu memlekette ve alem İslam'a büyük bir zayiattır. Fakat kendisi pek samimi ve halis ve fevkalade beyanatıyla ve dersleriyle inşallah kendi yerinde çok Hasan Feyzi'lerin yetişmesine bir zemin ihsar etmiş bir zemin ihsan etmiş sonra gitmiş aynen birader Zadem aynen birader Zadem Abdurrahman gibi bir iki senede on sene kadar nurlara kıymetli hizmet etti güya o da Abdurrahman daha çabuk dünyadan gideceğiz diye on senelik vazifeyi bir iki senede gördüler ben merhum Hasan Feyzi'nin vefatını onun şahsı itibariyle tebrik ediyorum ve Denizli ve Nur dairesini ve bu memleketi cidden taziye ediyorum. Bu çeşit zülcenahin ve hakiki mümin ve müdaktik bir alim ve yüksek bir edip muallim ve tesirli bir vaiz ve müderrisi kaybettiği için büyük bir musibettir. Cenab-ı Hak inşallah Denizli gibi kahramanlar ocağından çok Hasan Feyzi ruhunda nurlara sahip ve naşir çıkaracak bir tane toprak altına girer vefat eder fakat 100 tane sümbülünde meydana geldiği gibi rahmet ilahiyeden ümit varız ki Hasan Feyzi de öyle kutsi bir sümbül verecek. Çok Hasan Feyziler nur dairesinde yetişecekler. Vazifesini daha ziyade yapacaklar. Saniyen bu kahraman kardeşimizin hayatta kaldığı gibi Defter hasenatını her birimiz manevi kazançlarımıza umumunda olduğu gibi hususi bir surette dahi o kardeşimize hediye etmeliyiz. Ben kendim onunla onu da Hafız Ali, Hafız Mehmet ve Savalı Ahmet ve Mehmet Zühtü'nün beşincisi olarak Evliya-i Azime'nin khas dairesinde manevi kazançlarımı ona da bağışlamaya karar verdim. O zatın ağır şerait altında nurların intişarına büyük hizmetle eden nur hakkındaki fıkraları layıkada olduğu gibi münasip gördüğünüz bazı mecmuaların ahirine de o tesirli mektuplarının birer tanesini ilhak ediniz. Nasıl ki Asay Musa ve Zülfikar'da yazılıyor. Ta onun o canlı fıkraları onun bedeline nurlara hizmet etsin hem benim bedelime onun e, küçücük medrese-i nuriyesi olan hanesindeki akrabasına ve denizli ve civarındaki büyük medrese-i nuriyedeki refeklerine ve talebelerine ve nur şakitlerine taziyemizi tebliğ edip deyiniz ki ben bütün ömrümde bu derece bir vefattan bu kadar mütesir olup ağlamamıştım. Hem size bundan evvel yazdığım mektuptaki şiddetle hiddetim ve dimağımdaki perişaniyet şimdi tahakkuk etti ki o kahraman kardeşimizin vefatı gününden başlamış hatta o tesir ihtiyarımı e, selbetmişti. Öleceğim diye hizmetçiye vasiyetimi söyledim. Demek ikinci bir ruhum hükmü Hasan Feyzi benim bedelime ölmüş ve ölüyor. Hatta onun vefat mektubu bütün bütün adetime muhalif bir buçuk saat elimde iken açamıyordum her neyse. Bütün bu elim acılara mukabil inayeti ilahiye imdada e, geldi. Hem e, kendimi hem onu hem nurcuları mesurane ruhu canımızda taziye için tebrik ettim. Bin barekallah ve binler rahmetullah dedim terhisini. E, alkışladım. Salisen merhum Hasan Feyzi'nin berzaha gitmesi ve vazifesi münhal kalması ve mekteplileri nurlara sevk eden yüksek muallimlik ve mektep yönünde mütefendilik sıfatları çok mekteplilere bir parlak numune iktida olması cihetini teessüfle düşünürken birden aynı sistemde hem muallim hem iki mahdumuyla nurcu hem Hasan namında hem bu iki Hasanlar gibi müstesna ve fedakar bir muallim olan Ahmet Fuadı e, Nur dairesine girmeye vesile e, bulunan e, Dadaylı Hafız Hasan'ın 3 seneden beri hiç mektubunu almadığım ve halini ve nurlara devamını bilemediğim halde bir mektubunu aldım dedim. Bir muallim Hasan gitti yerine bir muallim Hasan ve çok fedakar diğer bir muallim Ahmet ee, geldi. Aynı vakitte hacca gidip yeni gelen bol va dinli bir Hasan yanıma geldi. Nur dairesine girdi. Risaleler aldı. Tenebür etmeye başladı. 3-4 saat sonra Emir Dağı'nın bir hüsrevi ve fezisi ve çok hayırlı olan tabip Hayri yanıma geldi dedi. Buranın ehemmiyetli bir mektep. Muallim Abdurrahman bu muallim aynen feyizi kadar nura hizmet etti. Nurlara talebe olmak istiyor. Kabul etseniz asay musay vereceğiz dedim. Veriniz hem o merhum Hasan Feyzi gibi az zamanda e, çok hizmet eden kardeşimiz e, Mustafa Osman'ın o günde gelen mektubunu gördüm ki Kastamonu Lisesini kısmen bir cihette şereflendiren ve şimdi Darül Fünun'u e, nurlandırmaya çalışan Mektepli Mustafa Nur makinası münasebetiyle nurlara zarar gelmemek için matbuat kanununu hatırlatıp ihtiyat karane muhaberesinden bahsediyor. Haşiye komünistliği, dinsizliği, anarşistliğin esaslarını neşreden bazı ceridelere matbuat kanunları ilişmediği halde bu vatan ve milletin temel taşını muhafaza ya pek tesirli bir surette hizmet eden Zülfikar Vasa'yı Musa mecmualarının makinelerine nasıl ilişilebilir ve neden ilişebilir, ilişebilir ve neden iliştiler hakikaten hayret ediyorum. Ben dedim hadsiz şükrosun ki bir muallim terhis edildi. Onun bedeline iki Hasan, iki Mustafa, üç muallim ve bir çalışkan müteallim vazifeleri içinde denizli kahramanlarının vazifesini görüyorlar. İşte bu hal işaretler ki nasıl Hafız Ali gitti denizli onun yerine geldi. Acısını unutturdu. Öyle de bir Hasan Feyzi gitti. Yerine bir Darülfünun gelecek. İnşallah acısını unutturacak umum kardeşlerime selam.